Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şunu söylemem gerekli ki bizler bu toplumun içerisinde insanlara nasihatçi, insanlara iyiliği emreden, kötülükten nehyeden insanlar olmamız gerekli. Bunun için de videolar, bunun için de yazılar, bunun için de gerek fotoğraf, gerek bazı medya ağlarında çalışmalar yapıyoruz. Tabii her birimiz de bu toplumun içinde büyüyüp daha sonra tevhidi öğrenen ve daha sonra üzerimizdeki borcun, üzerimizdeki yükümlülüğün ne kadar büyük olduğunu anladıktan sonra Allah subhanahu ve teala'ya karşı birçok sorumluluğun olduğunu anladık. Bundan dolayı da Allah subhanahu ve teala'ya ne yapmaya başladık? Şükretmeye başladık. İnsanlar şükrü sadece yemek yedikten sonra bir elhamdülillah, Rabbim sana hamdolsun, Allah'ım olmayanlara da ver gibi sadece bunlarla kısıtlı ya da diliyle farklı yerlerde söylemeyle alakalı zannediyorlar. Allah subhanahu ve teala bizlere kulaklar, gözler ve gönüller inşa ettiğini ve bu ayetin bu sözünden sonra da ne kadar da az şükrediyorsunuz diyerek aslında bize verdiği sermayeyi kendisi için kullanmadığımızı, ne kadar da kendimiz için kullandığımızı, ne kadar da kendi işlerimiz için kullandığımızı, eşlerimiz için kullandığımızı, çocuklarımız için kullandığımızı, kendi menfaatlerimiz, çıkarlarımız için kullandığımızdan bahsederek ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani bu verdiğim nimetleri, kulağı, Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerini dinlememek kötü, küfürdür, şirktir, gıybettir, dedikodudur. Allah subhanahu ve teala'nın dinini zelil gibi gösteren şarkılardır. Allah subhanahu ve teala'yı alçaltan konuşmalardır. Kulaklarınızı bunlar için kullanıyorsunuz. Ama Allah subhanahu ve teala'nın ayeti açıldığı zaman rahatsız oluyorsunuz. Allah subhanahu ve teala'nın ayetleri size okunduğu zaman ne kadar Allah subhanahu ve teala'nın verdiği nimetleri ne kadar da Allah subhanahu ve teala için kullanıyorsunuz. Göz verdim diyor. Kendi işiniz, kendi menfaatleriniz için kullanıyorsunuz ama Allah subhanahu ve teala'nın indirdiği kitabı okumuyorsunuz. Başınızın üstünde tutuyorsunuz o kitabı. Çiviliyorsunuz resmen o duvara. O kitabı yükseklerden indirip kalbinize yerleştirmiyorsunuz. Onu size sermaye olarak verdiğim gönüllerinizle, kalplerinizle bir türlü anlamaya çalışmak istemiyorsunuz. Onu hayatınıza geçirmek istemiyorsunuz. Gözlerinizi benim davamda, benim yolumda kullanmak istemiyorsunuz. Ama kendi menfaatleriniz, kendi çıkarlarınız için ne kadar da kullanıyorsunuz, ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah subhanahu ve teala. Gönüller, kalpler ne ile meşgul oluyor? Allah subhanahu ve teala'nın diniyle mi yoksa şeytanın diniyle mi? Allah subhanahu ve teala'nın ayetleriyle mi yoksa şeytanın vesveseleriyle mi bu kalbimiz, bu gönlümüz oyalanıyor? Allah subhanahu ve teala bize diyor ki sizlere kulaklar verdim ama onları en fazla kendiniz için kullanıyorsunuz. Konu bana gelince, konu dinime gelince, konu Resulüme gelince erteliyorsunuz ve o kulakları Allah subhanahu ve teala'nın dini için kullanmıyorsunuz. Sizlere göz verdim ama Allah subhanahu ve teala'nın kitabını okumuyorsunuz. Resulümün sünneti ortada, onları okumuyorsunuz. Benim haramlarım söz konusu olduğu zaman gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi o haramlara dikmeyin. Benim için o gözlerinizi kapatın dediğimde gözlerinizi kapatmıyorsunuz. Allah'ın haram dediği yapma, bakma, görme dediği şeyleri ise o gözleri orada kullanarak ve bütün bunları yaparak Allah subhanahu ve teala yine diyor ki ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani ne kadar da az benim için bu gözleri kullanıyorsunuz. Yine Allah subhanahu ve teala diyor ki sizlere gönüller verdim. O gönüllerde iyiliği düşünün. İyilik yapmayı düşünün. İyiliğe bir yol düşünün. Kötülüğe bir yol düşünmeyin. Kötülük için mücadele vermeyin. Kötülük için çalışmayın. Bunun için planlar, bunun için tuzaklar kurmayın. Allah subhanahu ve teala için o gönlünüzü, o kalbinizi kullanın ve iyiliğe yol arayın. Ve Allah subhanahu ve teala'nın kötü dediği şeyleri o kalbinizden çıkartın. Ve Allah subhanahu ve teala'nın iyi dediği şeyleri o kalbinize yerleştirin. Allah subhanahu ve teala diyor ki gönüller verdim. Sizde gönüller inşa ettik ama ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani ne kadar da az Allah'a o gönlünüzü, o kalbinizi kullanıyorsunuz. Şimdi Allah subhanahu ve teala bize bütün bu nimetleri vermekle beraber dil, kalp, böbrek, ciğer, bütün bedenimizdeki olan organları da verdi. Yani Allah subhanahu ve teala bütün elimizi, kolumuzu, vücudumuzdaki bütün yapıyı, bütün sanatı kendisine şükretmemiz, bu sermayeyi kendi dini için çalışarak, kendi dini için mücadele ederek bu şekilde Allah subhanahu ve teala'ya şükrümüzü eda edebilir. Bu şekilde Allah subhanahu ve teala'ya şükretmiş oluruz. Allah subhanahu ve teala'nın verdiği nimetleri Allah için kullanmak bir teşekkürdür. Allah subhanahu ve teala aslında verdiğinden çok azını bizden istiyor. Güneş üzerimize doğuyor, bizi ısıtıyor, günümüzü aydınlatıyor. Ama biz Allah subhanahu ve teala'nın bize verdiği bu sermayeyi, bu zamanı
batıl işlerde kullanıyoruz. Batıl hayatlarda, batıl yaşamlarda kullanıyoruz. İşte bu tamamen nankörlüktür. Şükretmek değildir. Allah Subhanahu ve Teala bize havamızı veriyor. Biz o havayı her gün, her geçen zamanda kullanıyoruz. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın dininden bahsetmiyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinden bahsetmiyoruz. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını okumuyoruz. Bu tamamen bir nankörlüktür. Allah Subhanahu ve Teala'ya şükretmek değildir. Allah Subhanahu ve Teala bedenimize bir sıhhat veriyor ve bize bir özgürlük veriyor. Sıhhat ve özgürlük bizim için bir nimettir. Ve karşılığını yine Allah Subhanahu ve Teala'nın bize bu sıhhati, bu gücü ve bu özgürlüğü verdiğinden dolayı Allah için ne yapmamız lazım? Çaba göstermemiz ve mücadele etmemiz lazım. Aksi halde Allah Subhanahu ve Teala'ya nankörlük etmiş ve şükretmemiş oluruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği nimetleri Allah Subhanahu ve Teala için çalışıp, Allah için çabalamak, onun için mücadele edip, onun için yorulmakla Allah'a güzel bir şekilde şükretmiş ve o günümüzü çok güzel bir şekilde bitirmiş oluruz. Aksi halde Allah yokmuş gibi yaşayıp, Allah Subhanahu ve Teala hiç hayatımızın bir yerinde bulunmaz ise, hayatımıza hükmetmez ise, buna izin vermez isek, tam manasıyla Allah Subhanahu ve Teala'ya nankörce, tam manasıyla Allah Subhanahu ve Teala'ya isyankar bir şekilde yaşamış oluruz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ayetinde diyor ki, ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bütün bu verdiğim sermayeyi yalnızca benim için kullanasınız diye verdim. Gözünüz, kulağınız, ağzınız, burnunuz, bütün kalbiniz, organlarınızı ben bir tek gaye için yarattım. Bana ibadet edesiniz diye. Yani bu sermaye Allah yolunda harcanılması için verilmiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bunu sakın ola başka yerlerde israf etmeye kalkmayın. Aksi halde teşekkür etmemiş, nankörlük etmiş olursunuz. Şükretmemiş, isyan etmiş olursunuz. Allah Subhanahu ve Teala yakınlaşmamış, uzaklaşmış olursunuz. Kendimizi düzenleyebileceğimiz en iyi ayna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona bakıp kendimizi ona göre düzenlememiz gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizim için Allah'a yakınlaştırabilecek bir yoldur. Onun hayatına bakar, onu örnek alır ve Allah Subhanahu ve Teala'nın bizim hakkımızda olumlu mu, olumsuz mu düşünüp düşünmediğini ona göre daha iyi tespit edebilir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'dan yakınlaştık mı, uzaklaştık mı onu daha iyi anlayabiliriz. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi çevresinde bulunan sahabesinin bizlere naklettiği hadislerle, yani onları okuyarak anlayabiliriz. Ve o hadisleri 1400 yıldan beri okuyan ehli sünnet alimlerinin nasıl anladığına da başvurup İslam'ı tecrübe sahibi olan insanların bakış açısıyla da daha güzel bir şekilde anlamamız mümkündür. Ehl-i sünnet alimleri sadece bir isimden ibaret değildir. Bir insan nasıl ki bir iş üzerinde o kadar zaman sarf edip onun üzerinde durur, onun üzerinde araştırmalar, onun üzerinde incelemeler yapar ve bu insan bu işin üzerinde uzmanlaşır, iyice kalitelişir, iyice olgunlaşır. İşte ehl-i sünnet alimleri de İslam'ın üzerinde o kadar uzun süre durduklarından, İslam'ın üzerinde o kadar uzun süre çalıştıklarından dolayı bizim için aslında bir nevi kestirme yoldur. Yani onların gittiği yola kadar, onların gittiği mesafeye kadar bizler gidemediğimizden dolayı, onların anlayış kabiliyeti ayetlerle, hadislerle ilgilendiklerinden dolayı elbette hataları, elbette yanlışları olabilir ama bizler o insanlardan ipucu alabiliriz. O insanlardan yardım alabiliriz. Bu dini daha da güzel anlamak, daha da güzel yaşamak kaydıyla. Allah subhanahu ve teala hepsine rahmet etsin. Allah hepsinden razı olsun. Dedik ya, Allah subhanahu ve teala bize bu kadar nimeti vermiş ve bu nimeti ancak ve ancak kendisi için kullanmamızı istiyor. Yani batıl için, tağut için, şeytan için, batıl düzenler için, batıl sistemler için, küfür için, şirk için, dedikodu için, zina için, haram için, faizdir, yalandır, bütün bunlar için bize verdiği sermayeyi kullanmamızı istemiyor. Şimdi bir insan şunu düşünürse, bir insanın üzerinde eğer bir varlığın hakkı var ise ve hatta bir varlığı tamamen o yaratmış ise, o varlık hakkında yasağı meşru, yani helali ve haramı koyması da çok doğaldır. Ve o yaratılan varlık da bugün bulunduğu nimetlere, bugün bulunduğu fırsatlara baktığında kesinlikle bu nimetlere teşekkür etmekten başka bir yolun olmadığını görecekler. Çünkü sen hiçbir şeydin. Allah subhanahu ve teala seni dünya hayatına getiriyor, diriltiyor, yaşatıyor, sana rızkını indiriyor, suyundan, yemenden, içmenden her şeyine kadar karşılıyor ve Allah subhanahu ve teala diyor ki bütün bunlar senin için kalıcı olabilir. Yeter ki benim yolumdan sapma ve benim düşmanım da senin de düşmanın da olan şeytanların yolundan gitme. Allah subhanahu ve teala'nın bizden beklentisi budur. Bizler Allah subhanahu ve teala'yı aciz bırakacak varlıklar değiliz. Allah subhanahu ve teala ise bizleri aciz bırakabilecek bir varlık. Bizim durumumuz şuna benzer. Bir adam başka bir adama gider der ki ben sana falanca yerde
Büyük bir fabrika açtım. O fabrikanın içerisini en güzel makinalarıyla donattım. O fabrikanın içerisine en kaliteli, en uzman işçileri yerleştirdim. En iyi CEO'sudur, yöneticisidir, en iyi mühendisidir. Bütün bunları koydum ve senin o fabrikadan çıkartabileceğin malı da satabileceğin adamlarla da anlaştım. Sadece senden isteğim bu anahtarı al ve sen bütün bu işleri yaparken, yani alış, veriş, satış, işçilerinle konuşup, işçilerinle görüştüğün zaman, bir iş görüşmesine vesaire gittiğin zaman benim adımı anlandır. Yani bana falanca kişi bütün bu nimetleri, bütün bu fırsatları bana falanca kişi verdi demendir. Bizim aslında bir nevi durumumuz buna benziyor. Allah subhanahu ve teala diyor ki bütün bu sermayeyi ben sana verdim. Bütün bu sermayeyi ben sana verdim ama benden bahset, beni an. Bize verdiği bu sermayeyi kendi davası için, kendi mücadelesi için kullanmamızı istiyor. Batıl hayatlarımız için, yaşantılarımız için, kötü alışkanlıklarımız, günahlarımız için verdiği bu hayatı, bu bedeni kullanmamızı istemiyor. Biz ne kadar bunda diretiyor isek o kadar nankör, biz ne kadar bunda diretmiyor isek ve Allah subhanahu ve teala dinine hizmet ediyor isek o kadar da şükür sahibiyiz, o kadar da Allah subhanahu ve teala'ya şükretmekteyiz. Allah subhanahu ve teala da aslında bizim Allah'a ne kadar inandığımızı, Allah için ne kadar yaşayıp yaşamadığımızı çok iyi biliyor. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki, de ki yeryüzü ve içindekiler kimindir? Bu ayetin devamında Allah subhanahu ve teala diyor ki Allah'ındır diyecekler. Hepsini Allah subhanahu ve teala yaratmıştır diyecekler. Allah subhanahu ve teala devamında diyor ki hala akletmeyecek misiniz o zaman? Yani nasıl bir varlıkla, nasıl bir yüce olan bir varlıkla karşı karşıya kaldığınızı, nasıl büyük bir varlıkla karşı karşıya kaldığınızı, nasıl azim olan, aziz olan, kahhar olan, kahir olan Allah subhanahu ve teala ile karşı karşıya kaldığınızı farkında değil misiniz? O ki her şeyi Allah subhanahu ve teala yarattı. Niçin Allah için yaşamıyorsunuz o zaman? Yaşantınızı yani niçin değiştirmiyorsunuz? Her şeyi Allah subhanahu ve teala yarattı ise, bu kadar her şeyi onun yarattığını kabul ediyor iseniz, bu kadar büyük bir varlık olduğunu, eğer onun yolundan gitmiyor isek, onun da tehditlerinin büyük bir tehdit olduğunu ve bizim başımıza büyük belalar açabileceğini, ahirette dar, sıkıntılı bir zaman, sıkıntılı bir yaşamımızın olabileceğini anlamamız lazım. Hala nakletmiyor musunuz diyor Allah subhanahu ve teala. Yani düşünmüyor musunuz? Siz söylediğiniz sözün ne kadar büyük bir söz olduğunu, büyük bir gerçek olduğunu, hak olduğunu görüyorsunuz ama yaşantınız sanki o yokmuş gibi, o hiç olmamış gibi, sanki onun sizin üzerinizde hiçbir hükmü, otoritesi yokmuş gibi yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu sizce Allah subhanahu ve teala var diyen bir insanın yaşantısı olabilir mi? Allah subhanahu ve teala'nın olduğunu inanan bir insanın yaşantısı olabilir mi? Hayatını halen Allah varsa, ben bütün bu hayatımı eğer Allah her şeyimi görüyor ise, her söylediğimi duyuyor ise bu insan kolay kolay gıybet edebilir mi? Dedikodu yapabilir mi? Allah subhanahu ve teala'nın şirk dediği meseleleri, küfür dediği meseleleri yapabilir mi? Allah subhanahu ve teala'ya bu kadar isyanca, bu kadar inatça yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Allah subhanahu ve teala devamında diyor ki, de ki onlara, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar sana diyecekler ki, tabii ki Allah'tır. Allah subhanahu ve teala da diyor ki, de ki onlara, hala sakınmayacak mısınız? Hala Allah subhanahu ve teala'ya karşı takva sahibi, yani ondan korkup sakınmayacak mısınız? Ondan çekinmeyecek misiniz? Ondan utanmayacak mısınız? Yaşantınızı onun istediği şekilde şekillendirmeyecek misiniz? Artık ona isyan etmeyi kesmeyecek misiniz? Devam mı edeceksiniz hayatınızı bu şekilde yaşamaya? Eğer yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi olan Allah ise, eğer bütün buralarda otorite olan Allah ise, biz bunu dilimizle söylüyor isek ve biz bunu kabul ediyor isek, yedi göğün Rabbi ne demektir? Büyük arşın Rabbi ne demektir? Bütün bu büyük olan şeylerin de daha üstünde olan büyük bir varlıktan bahsediyor isek halen sakınmayacak mıyız? Halen Allah subhanahu ve teala'ya karşı korkmayacak mıyız? Allah'ın yapma dediği şeylerde halen diretecek miyiz? Biz böyle bir varlıktan nasıl çekinmeyeceğiz? Halen biz böyle bir varlığa karşı yani dikleşecek miyiz? Yaşantımızı değiştirmeyecek miyiz? Yani hiç merak etmeyecek miyiz yahu? Bu Rabbimiz tamam eyvallah. Yedi göğün Rabbi de Allah'tır. Her şeyi yaratan da Allah'tır. Yiyeceğimizi de yaratan Allah'tır. Yeryüzünün Rabbi de Allah'tır. İçindekilerin de Rabbi Allah'tır. Ayın da Rabbi Allah'tır. Yıldızların da. Güneşin de Rabbi Allah'tır. Galaksilerin de. Bütün evrenin, kainatın da Rabbi Allah'tır. Peki bu Rab, bu hükmeden, bu otorite sahibi, bu yaratan varlık bizimle hiç iletişime geçmek istememiş mi diye sorsak hepimiz şunu biliriz ki evet geçmiş.
Yani Resulünü göndermiş, elçisini göndermiş ve o Kur'an ile bizden ne beklentisi var ise o Kur'an'ın içerisinde tek tek belirtmiş. Ve Resulü ile de bu Kur'an'ı hayata geçirerek onu bizlere örnek kılmış. Bizler şunu yapıyoruz. Bizler resmen yüz çeviriyoruz. Yani bütün bu gerçekler ortadayken, Allah subhanahu ve teala kitap indirmişken, Resul göndermişken bizler sanki bunlar hiç olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın huzuruna gittiğimiz zaman Allah subhanahu ve teala bizlere şunu söyleyecek. Ayetinde belirttiği gibi benim ayetlerim sizlere okunuyordu. Lakin sizler topuklarınız üzerinde gerisin geri dönüyordunuz. Yani yüz çeviriyordunuz. Yani hiç ben size kitap göndermemiş gibi davranıyordunuz. Patronunuzu saydınız, öğretmenlerinizi saydınız, annenizi saydınız, babanızı saydınız. Hatta sizden olan çocuklarınızı dahi saydınız. Onların isteklerini yerine getirmeye çalıştınız. Biraz ağladı diye peşinden koştunuz. Eşiniz biraz trip attı diye, biraz yüz astı diye istediğini yaptınız. Ama beni hayatınızda kaleye almadınız. Yani ayetlerim sizlere okundu ama sizler sağırmış gibi davrandınız. Körmüş gibi davrandınız. Allah subhanahu ve teala ayetinde diyor ki, de ki onlara şahit biliyorsanız her şeyin melekütü yani mülk ve yönetimi elinde olan kimdir? Ve o bütün her şeyi koruyan lakin kendisinin korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Sor onlara bunu. Allah subhanahu ve teala cevabı diyor ki Allah'tır diyecekler. De ki onlara o halde nasıl büyüleniyorsunuz, nasıl aldatılıyorsunuz? Bütün bunları kabul etmenize rağmen o halde nasıl Allah var ama Allah yokmuş gibi, Resul var ama Resul yokmuş gibi, İslam var ama İslam yokmuş gibi yaşıyorsunuz? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Eğer kalbinizle dilinizin arasında uçurumlar yok ise bu söylediğiniz söz doğru olması lazım. Yani hayatınıza bunun geçirilmesi lazım. Demek ki sizin ağzınızdan çıkanla kalbinizin arasında uçurumlar var. Arası kapanmayan mesafeler var ki söylediğinizle kalbinizde olan şey tutmuyor. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki hayır. Biz onlara hakkı getirdik. Lakin onlar kesinlikle ve kesinlikle yalancılardır. Yani biz onlara hakkı getirdik ama eğer gerçek manada hakkı görmüş olsalardı, bütün bu söylediklerinde de doğru olmuş olsalardı hayatlarını kesinlikle ve kesinlikle değiştirir ve şeytanın yolunu takip etmezlerdi. Şeytanın dinine tabi olmazlardı. Şeytanın doğru dediklerine doğru, yanlış dediklerine yanlış demezlerdi. Allah subhanahu ve teala'nın dini için mücadele eder, Allah için yaşar, Allah için ölürlerdi. Bizim içimizde olanla dışımızda olan şeyler uyuşmuyor ise ikisinden birisinde hata var demektir. Yaşantımız eğer yanlış ise demek ki biz söylediğimiz sözün adamı değiliz. Söylediğimiz sözün peşinde değiliz. Söylediğimiz söz yalan. Allah subhanahu wa ta'ala da öyle diyor. Hayır, biz onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar kesinlikle ve kesinlikle yalancılardır. Çünkü yalancı olmasaydılar hayatlarını kesinlikle ve kesinlikle bu kadar yücelttikleri, bu kadar azim dedikleri, mecid dedikleri, ali dedikleri, yüce dedikleri Allah subhanahu ve teala'nın ve sahip olduğu bütün bu güçlere bakıp kesinlikle ve kesinlikle böyle bir ilaha, böyle bir Rabbe kesinlikle isyana yeltenmezler. Yeltendilerse de hemen tövbe ederler, tekrardan gerisin geri dönerlerdi. Yani devam etmezler, yani ısrar etmezler. Hayatlarını o günahlar, o haramlar üzerine bina edip sıradanlaştırmazlar. Her gün, her gün, her an o haramlarda ısrar edip, o küfürlerde, o şirklerde ısrar edip Allah yokmuş gibi yaşamazlar. Eğer doğru sözlüyseler bunlar, kesinlikle ve kesinlikle Allah subhanahu wa ta'ala'nın indirdiği, Allah subhanahu wa ta'ala'nın gönderdiği hakka teslim olurlar. Bizler bugün böyle miyiz? Allah'ın gönderdiği hakka teslim olmuş muyuz? Kendimiz, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini yaşıyor muyuz? Yoksa sadece söz olsun diye, hikaye olsun diye birilerini anlatıyor muyuz? Bunu kendimiz daha iyi muhakemesini yapar, daha iyi kendimizi yargılayabiliriz. Bizlerin ne halde olduğunu, ne durumda olduğunu Allah en iyi bilendir. Ben yine söylüyorum. Gerçekten bu ayetler bir şablondur. Bütün zamanlarda Allah'a inandığını söyleyen bütün insanları kapsar ve bütün bu Allah'a inandığını söyleyen insanları muhatap alır. Kim kendisi Allah'a inandığını söylüyor ise, Allah'ın gücünü, Allah'ın otoritesini kabul ettiğini söylüyor ise, bu kitapla, bu Kur'an'la ve Resulünün sünnetiyle ilgilenmek zorundadır. Aksi halde Allah subhanahu ve teala'nın de dediği gibi o yalancıdır. Ne kadar bunu gerçekleştiriyor ise o kadar doğru, ne kadar gerçekleştirmiyor ise o kadar da yalancıdır. Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerini ne kadar Allah için kullanıyor ise o kadar şükreden, ne kadar da kullanmıyor ise o kadar da nankördür. Önce kendi nefsime söylüyorum. Rabbim bu bedeni, bu verdiği sermayeyi kendi yolunda harcayıp ve kendi yolunda ölmeyi bana nasip etsin. Bütün kardeşlerime, bütün dava ehline, bütün Müslümanlara nasip etsin. Allah bizlerin ayağını kaydırmasın. Bu da Allah'ın dinine yardım etmekten geçiyor. Kim Allah'ın dinine yardım ederse
Allah da ona yardım eder ve ayaklarını dini üzere sebat ettirir, yani sağlamlaştırır. Aksi halde biz İslam'la ne kadar ilgisiz isek, ne kadar uzak isek o kadar da ayağımızın kayması yakın olduğunu gösterir. Allah subhanahu ve teala dini için çalışanları, çabalayanlara yardım edeceğini, böyle bir söz verdiğini ayetiyle tescillemiş, ayetiyle bizi ispatlamış, delillendirmiş. Bunu yapmayan insanların ise Allah subhanahu ve teala'nın dininde tıpkı bir ağacın sonbaharda yaprakları nasıl dökülür ise o şekilde dökülmesi an meselesidir. Her şey Allah subhanahu ve teala için, her şey Allah subhanahu ve teala'nın rızası için İhlasla, riyasız bir şekilde çalışıp çabalamamız lazım. Bugün bu toplumun içinde yaşıyor isek bizlerin işi fazla, bizlerin işi çok, bizlerin çabası, çalışması fazlasıyla olması lazım. Kimse kendisini küçümsemesin. Herkes kendi çapında Allah subhanahu ve teala dini için çaba göstersin. Ama kesinlikle ve kesinlikle hikmetle, basiretle ve ferasetle bu çalışma yapılsın. Bu çalışmanın faydası daha da güzel olur, daha da verimli olur, daha da bereketli olur. Ve insan çevresinde kendi dava arkadaşlarını gördüğünde, kendi dava arkadaşlarıyla oturup konuştuğun zaman Allah subhanahu ve teala'nın nimetlendirmesiyle moral buluyor, güç buluyor ve o kardeşlerin verdiği etkiyle dinine daha da fazla sarılıp daha fazla çalışabiliyor. Şunu iyi bilelim ki kim ne yaparsa yapsın herkes ahiret günü bunun karşılığını alacak. Allah subhanahu ve teala'nın ayetinde dediği gibi o gün sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında bir akrabalık, bir nesep bağı yoktur. Ve Allah subhanahu teala devamla diyor ki ve birbirlerini de sormazlar. Yani ne haldeler, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye de sormazlar. Herkes kendi başına gelen derde yönelmiş, kendi başına ne gelip gelmeyeceğini düşünüyor. Allah subhanahu teala da ayetinde yine diyor ki artık kimin tartısı ağır gelirse, yani sevapça kimin tartısı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yani bizler yeryüzünde ne kadar Allah için çalıştık, ne kadar salih amel işledik, Allah'ın razı olduğu işleri başardık. Allah için riyasız bir şekilde çalıştıysak ve tartımız o gün ağırlaşmış ise Allah subhanahu ve teala'nın katında bizim beraatimiz kadar ağırlaşmış, bizim kurtulmamız kadar ağırlaşmış ise Allah subhanahu ve teala diyor ki işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yani Allah rızası için bir düşünelim. Bizim ahirette kurtulmamız demek ebedi bir kurtuluştur. Ama kurtulmayışımız, kurtulamamamız demek ise ebedi bir kurtulamamak. Bu yüzden bu iki tercihten birisini tercih edip bu tercihlere neyin yaklaştırıp neyin uzaklaştırdığına dair kaynakları bulup ki biz buna İslam diyoruz. Cehenneme yaklaştıran kaynaklar ise İslam'ın gayrısındaki her şeydir. İslam'ın dışındaki her şeydir diyoruz. Biz yeryüzündeyken bu tercihi yapmamız gerekli. Yaşantımız eğer İslam ise ahirette kurtulan taraftan yani cennet ashabından olacağız. Aksi halde Allah subhanahu ve teala'nın ateş onların yüzünü yalar da ve onlar onun içerisinde sadece dişleri sırıtmış olarak kalır. Yani yüzleri yanar ve yüzleri erir. Sadece dişleri sanki sırıtıyormuş gibi acı içinde, sızı içinde kala kalırlar. Aksi halde böyle kimselerden olacağız. Allah subhanahu teala o azabın acısından, o azabın sıkıntısından dolayı şu şekilde seslenen insanlardan bahsediyor. Rabbimiz bizi o cehennemden çıkar, bizi oraya koyma. Yani o kadar acı, o kadar sıkıntı yaşıyor ki bu acıdan, bu sıkıntıdan dolayı Allah subhanahu ve teala'ya yalvarıyorlar. O cehennemden bizi çıkar, oraya koyma, bizi cehenneme artık sokma. Bizim üzerimizde o cehennemin azabını artık durdur, bizi oraya koyma diyorlar. Ve bizi tekrardan geriye gönder ve eğer biz geçmişte yaptıklarımızı tekrardan yapar isek tamam gerçekten bizler zalimlermişiz diyorlar. Allah subhanahu ve teala böyle kimselerden bahsediyor. Yani bizi tekrardan geriye gönder. Bizler amellerimizi, yanlışlarımızı, yanlış hayatımızı düzeltelim. Tekrardan karşına gelelim. Eğer aynı şekilde geleceksek biz gerçekten zalimlermişiz. Yani nefsine zulmedenlermişiz. Sana karşı isyanımızdan dolayı zalimlik yapanlarmışız. Şirkimizden dolayı zulme girmiş insanlarız. Küfrümüzden dolayı, sana karşı inkarımızdan, sana karşı nankörlüğümüzden dolayı zalimlermişiz. Zalim olan kimselermişiz. İsyankar olan kimselermişiz gerçekten de. O zaman kabul edelim bunu. Ama Allah subhanahu ve teala ne diyecek onlara? Onlara diyecek ki orada alçaldıkça alçalın ve artık benimle konuşmayın. Çünkü Allah subhanahu ve teala bizlere tövbe etme fırsatı verdi. O kadar nimet verdi. O kadar yaşam, o kadar zaman verdi. Ama bizler tövbe etmedik. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın bunca verdiği fırsatı kullanmadık. Bunca verdiği nimeti Allah için kullanmayıp Allah'a nankörlük yaptık. Allah subhanahu ve teala yokmuş gibi yaşamaya devam ettik. Allah subhanahu ve teala'yı kaleye almadık. Yaşantımızın içine sokmadık, sen giremezsin dedik. Ama babamız bizim hayatımıza karışır, annemiz hayatımıza karışır, eşimiz hayatımıza karışır, devlet liderlerimiz, devlet yöneticilerimiz bizim hayatımıza karışır. Ama Allah'ım sen karışamazsın dedik. Aynen bunun gibi bir hayat yaşadık. Allah subhanahu ve teala da diyor ki alçaldıkça alçalın, benimle de artık
Konuşmayın. Bu acıyla veyahut bu hitapla kim karşı karşıya kalmak ister ki? Vallahi bu ayetler size şu an rahmettir, merhamettir. Bunu dinleyip de halen hayatını değiştirmeye çalışmayan, halen bu dinle ilgilenmeyen, İslam'la ilgilenmeyen, Kur'an'la, sünnetle ilgilenmeyen, hayatını Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde yaşamayan insanlara bu söylediğim ayetler bir rahmettir. Açın Mü'minin suresini okuyun. Bu ayetleri tek tek okuyun. Müfessirler bu ayetler hakkında ne söylemiş? İbn Kesir'idir, Taberisi'dir, Bekavisi'dir. Ne söylemiş? Bunlara bir bakın. Ehl-i sünnet alimlerin bu ayetler kimler için inmiş? Kimlerden bahsediyor dediklerini açıp okuyun. Artık bu dinle ilgilenin. Aksi halde ahirette sizinle kimse ilgilenmeyecek. Allah subhanahu ve teala o gün o azabın içerisinde inim inim inleyenlerden bahsederken onların Allah subhanahu ve teala yakarışlarına karşı diyor ki bugün yalvarıp yakararak boşuna yardım istemeyin. Bugün bizim tarafımızdan sizlere yardım edilmeyecek diyor Allah subhanahu ve teala. Bizler böyle hitaplarla mı karşı karşıya kalmak istiyoruz? Hayatımız, yaşantımız bu kadar nimet, bu kadar zaman, bu kadar sağlık, bu kadar özgürlük hayatımızdayken ve aklımız başımızdayken halen tezekkür, halen tedebbür, halen tefekkür etmiyor isek ahiret günü cehennemde bu tip insanlardan olduğumuzda hiç kimseyi suçlayamayacağız. Ve Allah subhanahu ve teala'nın bu azaplarıyla, bu cevaplarıyla karşı karşıya kalacağız. Niye bizler şu an aklımız yerinde değil mi? Sağlığımız yerinde değil mi? Bizler gerizekalı mıyız ki ebedi bir cehennemi seçip cehenneme kıyasla şu dünyada ufak tefek sıkıntılara göğüs gerip cehennemden uzaklaşıp da cennete girmeyelim. Ne zannediyoruz? Bütün bu hayatı, bütün bu yaşantıyı bize bahşeden, bize armağan eden, bize sunan, bize nimetler veren Allah subhanahu ve teala hesabını sormayacak mı? Bugün gidip bir lokantaya bile girsek, en ucuz yemeği yesek, kalktığımız zaman oradan hesap öderken bu kadar büyük nimetleri bize veren Allah subhanahu ve teala bu nimetin hesabını sormayacak mı? Soracak. Allah subhanahu ve teala diyor ki kitabında sizler bütün nimetlerden sorulacaksınız. Sorulacaksınız, sorulacaksınız. Hepimiz sorulacağız. Bugün burada bunun muhakemesini yapıp kendimizi yargılar isek, düşünüp akledebilir isek ahirette bunun sıkıntısını değil, bunun sefasını süreriz. Yok düşünmeyelim. Bunlar hayatımızdan çıksın. Unutalım. Hayatımızı yine batıl şekilde yaşamaya devam edeceksek kendiniz belli bir zaman yaşarsınız. Kendiniz belli bir zaman Allah'ın dediği gibi faydalanırsınız. Ama dönüşünüz Allah'ın da dediği gibi Allah'adır. Ve Allah subhanahu ve teala da dediği gibi yoksa sizi bizim boş yere yarattığımızı mı zannettiniz? Ve sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Yani Allah subhanahu ve teala diyor ki sizi boş yere de yaratmadık ve bize de döndürüleceksiniz. Yani sizler o kadar ciddi bir gaye, ciddi bir amaç için yaratılmışsınız ki boş yere yaratılmış gibi davranıyorsunuz. Boş yere yaratılmış gibi yaşıyorsunuz. Yani o kadar amaçsız, o kadar usulsüz, o kadar uygunsuz, o kadar hayatınızda bulunan nimetleri sanki gereksizmiş gibi harcıyorsunuz ki sanki sizler hayatı boş yere yaratılan insanlar olarak, boş yere yaratılan canlılar olarak geçiriyorsunuz. Yani hayvan bile yediğini, içtiğinin karşılığında bize bir şeyler veriyor ama bizler yediğimiz, içtiğimizin karşılığında Allah subhanahu ve teala hiçbir şey vermiyor ve aksine Allah subhanahu ve teala'nın yapma, etme, gitme dediği şeyleri yapıyoruz, o yoldan gidiyoruz, o yoldan da vazgeçmiyoruz. Bizim hayatımıza baktığımız zaman acaba bizler yiyip içip yatıyor lakin Allah subhanahu ve teala'ya, Allah'ın dinine ne faydamız oluyor? Allah'ın bize verdiği bunca nimete nasıl teşekkür ediyoruz? Allah'ın bize sunduğu bu kadar nimete nasıl karşılık veriyoruz? Nasıl cevap veriyoruz? Biz bunlara bir bakalım. Allah subhanahu ve teala da diyor ki bize döndürüleceksiniz. O gün hesap gününde tek tek yaptığınız şeyleri size vereceğimiz kitapta göreceksiniz. O gün diyeceksiniz ki Allah'ın dediği gibi bu nasıl bir kitap ki? En ufak şeyi dahi yazmış. En ufak şeyi dahi yazmış. Benim falanca gün eşime şu sözümü söylemiştim. Ben bunu çok önemsememiştim. Ama kiramen katibin melekleri yazmışlar. Çocuğuma şöyle şöyle şiddetlendim. Şöyle şöyle bağırdım. Şöyle şöyle onu ezdim. Ama Allah subhanahu ve teala'nın melekleri yazmış. Ben işte falanca yerde şöyle yalan söylemiştim. Kimsenin de duymadığını zannetmiştim. Ama Allah yazmış. Ben falanca yerde dedikodu yapıyordum. Gıybet yapıyordum. Falanca kişilerle falanca kişiyi çekiştiriyorduk. Ama Allah yazmış. Subhanallah. En diblerdeyken, en karanlıklardayken, en ıssız yerlerdeyken bile yaptığım hal ve hareketler yazılmış. Bütün bunların hesap verme vakti de işte o gün. Bizler bu dünyada bu nasihatlere, bu ayetlere eğer kulak asmaz, Allah subhanahu ve teala'nın zikrini, Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerinden yüz çevirirsek, Allah subhanahu ve teala elbette bütün bu uyarılara rağmen yaptığımız kazayı kaza olarak görmeyecek. Ne yaparsak yapalım, ne fidye verirsek verelim kabul etmeyecek. Allah subhanahu ve teala diyor ki kitabında biz onlara zikirlerini yani öğütlerini getirdik
Lakin onlar öğütlerinden yüz çeviriyorlar. Yani Allah subhanahu teala diyor ki biz size neyi nasıl yapacağınızı, nasıl yaşayacağınızı, ne yaparsanız ne olacağını sizlere indirdik. Resulüm ile bunları, elçim ile size gönderdim. Ama sizler bu zikirden, bu öğütten, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın Resulünden yüz çeviriyorsunuz. Ya olur mu, biz yüz çevirmiyoruz diyorsunuz. Ama Allah subhanahu ve teala'nın aynı sorduğu gibi her şeyin melekutu kimin elinde, yani yönetimidir, hakimiyetidir, hükmetmesidir, kimin elinde dediğinde ya da yedi göğün Rabbi kimdir dediğinde Allah'tır diyeceksiniz. Ama Allah subhanahu ve teala'nın bütün bu özelliklerini, bütün bu gücünü kabul ettiğiniz halde Allah yokmuş gibi yaşayacaksınız. Allah da diyor ki biz onlara hakkı getirdik, onlar hakkı kabul etmiyorlar. Onlar muhakkak ki kesinlikle ve kesinlikle yalancılardır. Hayatımızda eğer Allah subhanahu ve teala'yı bu denli yüceltiyor isek biz niçin böyle bir yüce Allah'a zelilmiş gibi, rezilmiş gibi, alçalmış gibi bir hayat yaşıyoruz? Sanki karşımızdaki bizim hayatımızda otorite olan insanlardan, varlıklardan daha aşağıdaymış gibi hayat yaşıyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi duyan semi olduğuna, her şeyi gören basir olduğuna eğer inanıyor isek günahlarımızı o kadar rahat mı rahat yapamayız, çirkin konuşmalarımızı, fuhşiyat dediğimiz kötü konuşmalarımızı o kadar rahat yapamayız. Eğer böyle bir ilaha inanıyor isek, böyle bir Rabbe, böyle bir yaratıcıya inanıyor isek, kesinlikle ve kesinlikle de yalancı değil isek, Allah'a isyan olan, Allah'a asi olduğumuz şeyleri rahat rahat yapamayız. Kendimizle oturup konuşalım. Yaptığımız hataları, yaptığımız yanlışları bir an önce düzeltip Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya çalışalım. Allah subhanahu ve teala'nın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden İslam dinini öğrenelim. Kim olursa olsun, yöneticiler olsun, alimler olsun, tarikatlar olsun, kim olursa olsun, atamız olsun, babamız olsun, annemiz olsun, onların söylediği sözleri Kur'an'a ve sünnete götürüp doğru mu, yanlış mı, İslam mıdır, batıl mıdır ona göre araştırıp ona göre kabul edelim ve İslam dinini yaşayalım. Yöneticilerimizin dinini yaşamayalım. Şeytanın dinini yaşamayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.